Yalnız kendimden nasıl vazgeçmiş bir şekilde açtım kamerayı. Bugün çocukluk arkadaşlarımla Ezel konserine gidiyorum. O yüzden dedim ki neden bunu bir vlog haline getirmeyeyim? Hem makyajımı, hem kombinimi, hem de Ezel'in müthiş şarkılarıyla coştuğumuz anları sizlerle paylaşmayayım dedim. Ayrıca saçımı da beraber yapacağız. Çünkü şu an ne yediği belirsiz bir halde. Bir maske de uygulayacağız vesaire. Bir an önce başlayalım. İlk olarak düzleştiricimi fişe takıyorum. Sıcaklığını 180'e ayarlıyorum ve sonik titreşimini açıyorum. Benim Philips'im Salon Straight Sonic X Large isimli düzleştiricisi. Ben bunu üniversiteye giderken galiba aldım. Yani ortalama 6-7 yıllık falan bir düzleştirici. Sonik titreşim dediği saçınızı daha hızlı düzleştirmeye yarıyor. Ayrıca bunu isterseniz kapatabiliyorsunuz. O zaman da hiç ses yapmadan düzleştiriyorum. O ısınana kadar cildime bir maske uygulayacağım. Bu da Garnier'in kağıt maskesi. Ben bunu yanlış almışım arkadaşlar. Maalesef karma ve yağlı ciltler için olanı satın almışım ben. Bu maskeyi kullanacağım. Yırtıldı ve şurası açılmadı. Şaka mısın? Bayağı ıslak arkadaşlar. Ben Garnier'in maskelerini seviyorum. Mavi yüzeyini sıkıyorum. Onu da şöyle boynuma yedireceğim. Bende hiçbir şey ziyan olmaz arkadaşlar. Fazla mı geldi? Oh, kollarıma, dirseklerime. Mis gibi. Bak. Düzleştiricim de ısınmış. Hemen saçlarımı düzleştirmeye başlıyorum. Saçlarımın üst kısmını tepeye toplayıp diğer kısmını şöyle ikiye ayırdım. Saçlarımı önce tarıyorum. Ben bu ayırıp taradığım saçı da ayrıca ayırıyorum. Ne kadar ince tutamlarda çalışırsanız o kadar saçınız iyi şekil alır. Hale bakın ya. Saçımın şu ön kısımlarını maskeye çıkarttıktan sonra düzleştireceğim. Çünkü oralar birazcık maskeye değdi ve ıslandı. Şöyle geri itip kurumasını sağlayacağım. Durması gerekenden 5 dakika erken çıkardım. Ve evet, saçlarımı düzleştirdim. Öne doğru atacağım ve şuradan olabildiğince yüksekten toplamaya çalışacağım. Bunu küçük küçük şöyle yukarıya doğru taşıyorum. Şurasından tutup çok hafif kabartacağım. Bu kısa saçlar benim önüme düşen saçlar. Şöyle döndürüp bu lastiği kapatıyorum. Tel tokayla tutturuyorum. Ve evet, şu an bence oldu. Palko küpeleri takasım var ama bilmiyorum, bunları çıkarabilirim ama şu anlık kalsınlar. Boya yaparken kullandığım bir sık kıllı tarağım var. Onunla Tafın bu Ultra Arginin isimli spreyini kullanacağım. Bendeki 4 numarası. Bu galiba 6'ya kadar gidiyor ama emin değilim. Fena tutmuyor yani, idare eder. Daha bu ıslakken hemen şöyle tarağımla yukarı doğru saçıma iyice yapıştırıyorum. Ben normalde sprey kullanmaktan gerçekten nefret ediyorum. Ama daha böyle keskin bir toplu saç istiyorsam da mecburen sprey kullanmak durumunda kalıyorum. En son da ellerimle iyice oturtuyorum. Şuradaki saçlarım her ne kadar yapışsa da ilk buradan sökülen saçlar da onlar oluyor. O yüzden orayı şöyle tel tokayla tutturuyorum. Tutturup şöyle saçımın içine doğru itiyorum. Tel tokanın çok küçük bir kısmı görünüyor. Şimdi artık makyaja başlayabilirim. İlk önce ve Pantol'ün el ve yüz kremini kullanıyorum. Güzelce ellerimle yediriyorum. Dudağıma Kiko'nun Go V serisinden bu portakallı dudak yağını kullanıyorum. Bunu ne zaman sürsem acıkıyorum ya. Dedim ya, atlayacağız, hoplayacağız, zıplayacağız. Yani böyle daha kalıcı bir ten makyajına ihtiyacım var. Bir mix hazırladım kendimce. Kiko'nun Smart Hydrating fondöteninin Natural 20 rengiyle Revolution'un Conceal and Define bu fondöteninin F6 rengini karıştırarak uygulayacağım. Bu fondöteni daha önce bir videomda denemiştim. Onun linkini zaten buraya bırakıyorum. Daha çok yağlı ciltler için uygun bir fondöten. Fakat kapatıcılığı o kadar güzel ki daha cildime uygun bir fondötenle karıştırarak uyguluyorum. Hatta ve hatta onun da üzerine Essence'ın Fresh and Fit makyaj bazını uygulayacağım. Bu ışıltılı ve cildi çok aydınlık gösteren bir makyaj bazı. Ay, bir anda çok geldi. Güzelce karıştırıyorum. O kadar çok ürün almışım ki anlatamam. Ya, elimin hiç ayarı yok gerçekten. Süngerle uygulayacağım. Bugün hiç böyle fırça kullanasım yok, neden bilmiyorum. Bakın, gördüğünüz gibi cildim hem ışıltılı hem de gayet kapatıcı oldu. Hani çok fondöten bir görüntü de yok. Kapatıcı Maybelline'in Age Rewind ile beraber Beaulieu'nun Closet kapatıcısını kullanacağım. Age Rewind'ın yapısını gerçekten çok beğeniyorum. Hem yapısı çok ince hem de ben bu aplikatörünü çok seviyorum. Çok azıcık da şu dış köşeye ve şu iç köşeye Beaulieu'dan uyguladım. Bu kapatıcının da yapısı gerçekten çok güzel. Şimdi bunları fırçayla uygulayacağım. İlk
önce şöyle pıt pıtlatacağım. Sonra üzerinden birazcık daha süngerle geçeceğim. Süngerle geçmeden bir de hemen far bazı uygulayayım. Rivalde Loop'un far bazını kullanacağım. Bu zaten böyle kapatıcı gibi bir ürün olduğu için hem göz kapağımdaki renkli dokuyu tamamen silip atıyor hem de farları gerçekten çok güzel tutuyor. Yalnız ten makyajı bayağı kapatıcı, bayağı güzel oldu. Ha? Ne dersiniz? Ya ben kendimi nedense şu an çok mutlu hissetmiyorum. Saçımı sanki çok beğenemedim gibi. Siz o kadar çok dediniz ki sana toplu saç yakışıyor, toplu saç yakışıyor. Ama ben hala kendime cidden yakıştıramıyorum. Neden bilmiyorum, yakıştıramıyorum. Flormer'ın Flawless Baked pudrasını kullanacağım. Bendeki 02 Warm Light rengi. Bunu şöyle kocaman bir fırçaya alacağım. Puuu, aşırı tozutuyor. Renkli bir pudra olduğu için birazcık korktuğumdan böyle büyük bir fırçaya alıp fazlasını atıp uygulamak daha mantıklı. Bence dedim çok fazla pudralamam ama böyle düğünlerde, mezuniyetlerde, bu tarz konserlerde falan mecburen pudralıyorum. Çünkü terleyince hiç güzel bir görüntü olmuyor. Bakın oldukça pigmentli bir pudra. İçerisinde böyle çok hafif bir ışıltısı da var. Bir canlılık da kattı. Yani mat mat değil. Zaten baked, hani bu pişirilen pudralar her zaman birazcık daha bence ışıltılı, birazcık daha cilde sağlıklı bir görüntü veriyor. Şu anlık ben duruşunu çok sevdim. Şöyle şöyle yapıyorum ki anlayın. Şimdi de Diadermia'nın Hydralist'ini uygulayacağım. Bayağıdır videolarımda kullanmıyordum. Genelde Biolist'i falan kullanıyorum son zamanlarda. Ya da Revolution'ın bu makyaj sabitleyicisini kullanıyorum. Aynı ürünler, aynı ürünler sıkılın istemiyorum. Sonuç olarak bundan vazgeçmedim. Direkt yoz makyajına geçiyorum. Revolution'ın Creative isimli bu far paletini kullanacağım. Tam böyle özel günler için de günlük hayatınızda da kullanabileceğiniz bütün renkleri içeriyor. Ama ben bugün çok yoğun bir göz makyajı yapmayacağım. Şuradaki açık rengi alıyorum. Böyle ten rengi gibi ama bir tık daha şeftali. Sadece çok ufacık şuraya bir geçiş vereceğim. O farın birazcık daha sedeflisi. Tamamen simli de değil. Yani çözemediğim bir far var. Onu uygulayacağım direkt parmağımla. Bütün göz kapağıma. Sonra üzerine direkt eyeliner'ımı uygulayacağım. Benim son zamanlardaki bebeğim Biolist'in Drag It Eyeliner'ı. Şu sıralar kullandığım en güzel eyeliner. Hatta bendeki bitmek üzere. Birçok kişi de bundan alıp zaten bana fotoğraf atmış. Stokları bitirdiniz. Gittiğim 2-3 tane gratis'te ben bundan bulamadım. Biliyorsunuz yani ben daha iyilerini yapabiliyorum ama bu sefer eyeliner'ım kurumaya başlamış. Bu beni gerçekten çok üzdü ya. Neden kurudun? Her gün kullanmama rağmen bence çok çok iyi dayandı. Çok güzel bir eyeliner. Kepiklerimi kıvırıyorum. Yine L'Oreal'in Annem Tıp maskarasını kullanacağım. Bu maskarayı çok seviyorum. Özellikle de ben bunun ağzını açık unuttuğumdan beri aşırı aşırı memnunum. Eskiden çok fazla topaklanma ve aşırı yoğun maskara bırakma sorunu vardı. Ağzını kapatmamışım. Tamamen de açık değil. Hiçbir şekilde topaklanma yapmıyor. Tek tek ayırıyor ve uzatıyor. Wet n Wild'ın Mega Length maskarasını uygulayacağım. Bu maskarayı üst kirpiklerimde hiç sevmemiştim. Alt kirpiklerde gerçekten çok güzel. Şurada çok güzel bir turuncu rengi var. Böyle daha kavun içi gibi, sarı gibi. Göz pınarlarıma bırakacağım. Buradaki altın sarısı renkten de üzerine birazcık ekleyeceğim. Katlanma yerime doğru bir uygulayacağım. Ve alt kirpik dibime şuradaki neon turuncumsu böyle pembemsi çok değişik bir renk var. Onu uygulayacağım. Birazdan aydınlatıcı paletime gelince oradaki bir rengi de uygulayacağım. Onunla daha güzel geçişli bir renk olacak orada. Kaşıma geçiyorum. Rivalde Loop'un ince kalemini uygulayacağım. Böyle yukarı yukarı tarıyorum. Alttan küçük küçük çekeceğim. Onu dağıtacağım. Üzerinden de göstermeyeceğim vallahi leş gibi olan Wet n Wild Mega Clear Şeffaf Kaş Maskaramla geçeceğim. Maybelline'in City Bronzer'larından 200 Medium Cool rengini kullanacağım. Bu birazcık böyle içinde ışıltılar olan ve oh misler gibi, hindistan cevizi gibi bir şey kokuyor ama aşırı güzel ya. Bu bronzer hafif ışıltılı, o yüzden ciltte çok aşırı sağlıklı duruyor. Kontür falan filan hiç o toplara girmedim farkındaysanız. Çakma bir burun kontürü. Gıda operasyonu başlıyor. Medium cool demesine rağmen ben birazcık içerisinde sıcaklık olduğunu açıkçası düşünüyorum. Ama yine de gerçekten çok çok başarılı bir bronzer. Dağılması çok güzel, pigmentasyonu çok güzel, ciltteki ışıltılı duruşu çok güzel ki benim gibi gözenek probleminiz varsa korkmadan alabilirsiniz. Gerçekten gözeneklerin içine simler dolmuyor. Bunu indirimlerde kaçırmayın bence. Allık olarak da Biolist'in 282 numaralı bu allığını kullanacağım. Bu sıralar cidden ben bu allığa taktım. Rengi çok doğal ve ciltte aşırı güzel duruyor. Pardon. Bu tarz bir makyajda fazla kaçırdığınızı düşünüyorsanız pudranızdan fırçanıza şöyle alıp dağıtıp üzerinden çok hafif geçin. Hem rengi alıyorsunuz hem de daha homojen görünmesini sağlıyorsunuz. Ben bu yöntemi bayağı kullanıyorum. Hatta şöyle alt kısmından da gidiyorum. Aydınlatıcı olarak Flormer'ın Strobing paletini kullanacağım. Tek bir fırçayla bütün ten makyajımı yapıyorum gerçekten. Şuradaki ve şuradaki şu üç rengi karıştıracağım. Bam! Çok güzel. Şimdi şöyle şerit gibi bırakacağım. Bir iki dakika dağıtacağım sonra onları.
burun ucuma, dudak üstüme. Sonra çok hafif bronzerımdan alacağım ve şuraya dağıtacağım. Şuradaki sarı rengini fırçama alıyorum. Göz pınarımdan yukarıya doğru getiriyorum. Birazcık şuradaki rengi alıp göz pınarlarımdaki turuncu rengi yumuşatacağım. Hatta ben birazcık şuradaki rengi alacağım. Şöyle tam göz içlerime uygulayacağım. Buradaki rengi farımın üzerine bırakıyorum. Böyle farklı tonlardaki aydınlatıcı paletlerinde kullanamadığınız renkleri far olarak kullanabilirsiniz. Mister gibi oluyor. Ve son olarak ruja geçiyorum. Fleur Mug'ın Devil Lipstick'lerinden 02 numarasını uygulayacağım. Üzerinden de Kiko'nun glosslarından 8 numarasını uygulayacağım. Ve makyajımın bitmiş hali bu şekilde. Size şey demiştim, özel gün makyajlarınızda eğer daha farklı olmak istiyorsanız kesinlikle göz pınarlarınıza neon bir renk uygulayın falan demiştim. Bu far paletini ilk incelediğim makyaj videomda turkuaz rengini kullandım ve gerçekten o makyajı çok çok beğendim. Gündelik hayatımda da kullandığımda herkes çok beğendi. Üzerimi değiştirip hazırlanıp çıkacağım. Sizi de yanına götürüyorum tabii ki. Çağlar'ın yanına geçiyorum Kadıköy'e. Tam iş çıkış saati olduğu için inanılmaz kalabalıktı. Ben de yine bir zekilik yapıp karşı tarafa geçtim. Ya bugün nedense modum böyle bir tuhaf. Kafamda sürekli bir şeyler var, sürekli bir şeyler yapmam gerekiyor ve onlar aklıma takıldıkça ben kendi kendimi toparlayamıyorum. Sürekli kafam dolu çünkü. Oo, burası çok kalabalık. Tamam, asansörlere doğru gidelim o zaman. CEO Çağlar Barlas'la buluştum. Bir şeyler yiyeceğiz, ondan sonra direkt konser alanına gideceğiz. Saklanıyor. Çikolataya. Aşamıyorum ben bunu ya. Bakamıyorum kameraya. Olmuyor. Yani bir de ellerimden çok rahatsızsınız ya şöyle. Come on everybody. Hey! Bu kız bir afet, bir afet. Direkt konsere hazırız. Ya saça bak. Sinir oluyorum çok güzel saçlara. Burası. Rujuna bakayım, rujuna. Senin en sevdiğin renk, senin için sürdüm aşkım. Ya bakar mısınız rujuna? Bayıldım Mer, çok yakışmıyor. Yeah. Gerçekten konser sırası. Hayırlısı. Seni bir araştırma var. Bacağıma kadar arandım ama ten çorap giyiyorum. Neden? Bayağı dünyayı yayılmışız, onu gördüm. Her yerde bizden var yani birileri. Çok güzeldi umarım. Daha da güzel olur. Özlemişim ya ama burası gibi yok yani. İstanbul! Ya! Özne, özne, duydum, reket, vatan, kafam, kafam.
hala şarkı söylüyor. Ay bak hala kaçıyor bak. Nereye kaçıyorsun? Biliyorsun ekol hareketlerim çok meşhur. Evet sen böyle video böyle konuşuyorsun. Asla elim durmuyor. Allah benim belamı versin. Bir şey söyleyeyim mi? Açıklama arkasında ve videonun sonuna linkini ekleyeceğim videolarına bakın. İzleyin bak hep böyle ama böyle. Ama böyle. Adam kaliteli içerik üretiyor. Su isteyen var mı? Klinik olarak suyun mide bulandırdığı kanıtlanmış kanka. Yarına video yetiştirmem gerekiyor. Yani dün paylaşmış olduğum videoyu şu an nereden çıkış? Montajlayacağım. Ben daha editlemedim bile. Çünkü 15 tane telif yiyeceğim. Evet ya sen telif pazar günü buluşuruz yani videodan.